Şu anda İstanbul Beylikdüzü'nden Yeni Bosna'ya doğru ilerliyoruz. Değil mi Rüzgar Bey? Rüzgar Bey'in de uykusu geldi. Piknik yaptık. Şu anda Çatalca'da piknik yaptık. Dönüş yapıyoruz. Her taraf kar, bakın görüyor musunuz? Her tarafta kar var. Dün gece iyi bir kar yağdı ama kar hep eridi. Kar kalmadı şu anda, değil mi? Arkadaşlar burası Beylikdüzü. Sürekli insanlar soruyor. Beylikdüzü genelde Irak tarafında Beylikdüzü'ne gelip yerleşen, yaşayan çok var. Ve nasıl bir yerde sordukları bir alan burası. Fırsatta da deniz kenarı sahili de tanıtacağım sizlere. Şimdi bir şehrin için tanıştıralım. Sanki daha hala kar yağacak havası var yani. Pek de yağabilir bugün. Rüzgarcım yağar mı sence, yağmaz mı? Alışveriş merkezi burası. Şu anda Beylikdüzü yokuşundan aşağı doğru iniyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Avcılar istikametine doğru gidiyoruz. Eskiden burada bir tane ev yoktu. Şu bölgede bir tane ev yoktu. Ama ne olduysa 3-4 senede burası bu hale geldi. Şu anda boş bir alan bile kalmadı. Binalar iç içe ve çok katlı binalar yapıldı. Çok tuhaf sokaktan burada büyük bir alışveriş merkezi var. Daha önce burası bir dağ gibi bir yerdi. Burayı oydular. Buranın içine Torium diye bir alışveriş merkezi koydular. Dev bir alışveriş merkezi yaptılar buranın içine. Evet, burası Torium. Şu anda Beylikdüzü bitti. Avcılar, Esenyurt bölümüne geçtik. Buranın sol tarafı Esenyurt olarak geçiyor. Şu anda Avcılar'dayız. Bu yanımıza giden metrobüs, onlar hiçbir yerde durmuyor. Ortada metro gibi hızlı gidiyorlar. Hatırlıyor musun bir kere üst geçit düşmüştü, şu üst geçitte tırın arkası çimento damperi şurayı yıkmıştı. Şu üst geçit yıkılmıştı. Yeniden yaptılar sonunda. Efendim,
20 dakika kaldı. Şu anda bu üst geçidin olduğu yer. Burası Avcılar Merkez. Burası şu anda Avcılar Merkez olarak geçiyor. İnsanlar buradan metrobüsten iniyor. Eskiden metrobüs buraya kadardı. Tabii sonra metrobüs şimdi Beylikdüzü'ne kadar uzatıldı. Eskiden metrobüs sadece buraya kadar geliyor. Burası şu anda Avcılar bitmek üzere. Yavaş yavaş Küçükçekmece Gölü. Küçükçekmece'den sonra Sefaköy, Florya mıntıkasına geçiyoruz. Yolun bir tarafı Sefaköy, yolun bir tarafı Florya olarak geçiyor. Yani Yeşilköy, eski havaalanına doğru gidiyoruz şu an. Şu anda Küçükçekmece bitiyor. Küçükçekmece Gölü'ne geliyoruz. Bu taraf yolun sağ tarafı deniz, yolun sol tarafı Küçükçekmece Gölü olarak geçiyor. Bakın şu anda denizin yanındayız. Gördüğünüz gibi burada deniz şu anda. Küçükçekmece Gölü olarak geçiyor. Burada da göl var. Bakın göl göründü. Eğer yaparlarsa Kanal İstanbul'u bu gölü bozarak yapacaklar. Yani denizle burayı birleştirip yapacaklar. İşte bura şu anda ne olacak o zaman? Kanal İstanbul olacak. Eğer tabi yapırsa. Yani şu anda ne olacağı da muamma olduğu için bir şey söylemiyoruz. Şu anda Sefaköy'e geldik. Bu taraf Sefaköy. Öbür taraf Florya olarak geçiyor. Yeşilköy olarak geçiyor. Sene önce burada bir tane bina yoktu.
Sefaköy bitiyor. Bahçeli evleri, yani bizim mahalleye geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar, Atatürk Havalimanı burası. Şu gördüğünüz sağ taraf Atatürk Havalimanı. Burası. Bu ağaçların arkası Atatürk Havalimanı olarak geçiyor. Eskiden uçaklar her saniye buradan uçak kalkıyordu. Şu gördüğünüz karşı mahalle yeni bostu. İşte bizim mahallemiz. Şu karşıda görünen binalar ne oldu? Arkada cami görünüyor. Bizim mahallemiz. Yani eski Atatürk Havalimanı çok yakındı. Şimdi havalimanı, şuraya doğru gideceksin yaklaşık bir saat. Ondan sonra havalimanı burada bak. Uçağın yolu burada, görüyor musunuz? Uçağın eski yolu. Ama şu anda hala kargo uçakları iniyor. Buranın içi havaalanı. İniş yerler çok. Siyah binalar iniş yerler olarak geçiyor. Yürüyerek bizim evden oraya 10 dakika. Bu arada rüzgar da kucağım büyüdü. Gözüm aydın. Şu anda bahçeli evler matikasına girmiş oluyoruz. Yolun sol tarafı, bizim olduğumuz taraf bahçeli evler yeni bostu olarak geçiyor. Yolun sağ tarafı Bakırköy, yani Ataköy olarak geçiyor. Bu gördüğünüz yol iki mahalle ayırıyor. Şu anda Yeni Bosna'ya giriş yapılıyor. Evet. Burası Yeni Bosna metro. Sol taraf. Köprünün altına geçersen Yeni Bosna, yolun bir tarafı Yeni Bosna, bir tarafı Şirinevler olarak geçiyor. Hürriyet Mahallesi olarak geçiyor. Evet. Evet, Yeni Bosna'ya gelmiş bulunmaktayız. Burası Yeni Bosna.